Selam Nigar. Daha da nasılsınız? Şimdi ben böyle açılış konuşmalarını yapamıyorum. Bu yüzden şimdi çaktırmadan olaya geçiyormuş gibi yapacağım ve siz bunu anlamayacaksınız. İşte geçenlerde CSGO ve PUBG'den artık çok sıkılmıştım. PUBG'den zaten artık nefret ediyordum. Tabii CSGO'da da teammate'lerin performansından şikayetçiydi. The down. The fuck man, bled! Ты че долбоёб, блядь, зелёный нахуй кусок. Куски говна настолько бесполезнец просто, блядь. Да сука, блядь! Ve evet, Molotov Bomba Sis bunu hala kullanmasını bilmiyorum. Yo bana bro. Bu yüzden CS2 skinlerimi satmaya karar verdim. Zaten sayarsan 10 liraya geçmeyen skinler var, onları da beleş oradan buradan kaptım. Ama tabii Steam hesabım daha yeni olduğu için ve üzerine 30 liraya geçen bir harcama yapmadığım için Steam'in cevabı çok açıktı. Lan şekil git! Fırsatçı mezeveyn! Ve işte bu yüzden bugün oyunlardaki en pahalı eşyalara birlikte bakacağız. Acayip şeyler var. Ve bakacağım Steam profillerinin hiçbirinden izin almadan muhtemelen ağzıma s**lar. Olsun. Çayınızı hazırlamayı unutmayın. Sasuke! Eşyamız Dragon Lore. Ve haberiniz olsun, sıralama en ucuzdan en pahalıya doğru gidiyor. Yani Dragon Lore son sırada oluyor. Gerisini kendiniz tahmin edin. CSGO'nun en pahalı ve en çok istenen skini. Ama bana sorarsanız ben Kelish için Azimov veya Redline'ı daha çok tercih ederim. AWP'yi iyi oynayamadığımda değil kesinlikle. AWP artı Titan Katowice çıkartması. Bilginiz olsun, bu çıkartmanın bir tanesi 2000 dolar. Ve bu ikisi birleşince toplam 4200 dolar oluyor. Aslında bu skini eklemezdim ki bir olay olmasaydı. Şimdi bir tane Çinli koleksiyoner bir kardeşimiz var. Beşinci noktamdan uydurmuyorum, Steam koleksiyonerler diye bir şey var. Neyse, bu kardeşimiz bir sene önce Vakban yedi. Eğer bilmeyenler varsa, Vakban aldığınız zaman skinlerinizi satamazsınız, alamazsınız, değişemezsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Ve daha iyi anlamanız için söylüyorum, 4200 dolar bu adam için hiçbir şey. Çünkü bu adam Çin'in en büyük Steam koleksiyonerlerinden bir tanesiydi. Ve adamın eşyalarının toplamı 230 bin dolardı. Oh my! Neredeyse 3 milyon lira. Ama işin en komik yanı adamın kendini savunmasıydı. Eve arkadaşım gelmişti ve ben evden çıktığım zaman hile açmıştı. Ve mantıken 230 bin doları, yani 3 milyon TL'yi çöpe attı. Burning Team Captain şapkası, Team Fortress 2. Şey merak ediyorum ya, bu oyun neden oynanıyor abi? Ya bir insan neden böyle bir oyun oynasın? Neyse. Bu eşyayı 2K15'te Waffle isimli bir Amerikalı kardeşimiz 5000 dolara satın aldı. Ve bu kardeşimiz gerçekten skinlerden iyi anlıyor. Tabii şimdi kardeşimiz yanlış anlamasın da, sizce bu eşya 5000 dolara değiyor mu? Bence hayır. Neden mi skinlerden iyi anlıyor? Çünkü bu yıl, kendisi Reddit'te bunu söyledi, sonra oradan buradan atıyor demeyin. Başka bir koleksiyoner kardeşimiz o şapka için ona 14 bin dolar teklif etti. Ve bu Amerikalı kardeşimiz neredeyse 3 katı kârda. Ama yine de Team Fortress bok gibi bir oyun. Sırada yine CSGO, M9 Star Trek. Etherfest isimli kardeşimiz bu skini çıkardı. Ve kıskançlık kötü bir şeydir. Sıfırdan çok iyi bir durumda. Ve onu 23 bin dolara sattı. Kim mi aldı? Başka bir Çinli kardeşimiz. Ve o satın alan kardeşimizin toplam eşyalarının fiyatı 630 bin dolar. Videonun başında bahsettiğim Titan Katowice çıkartmasından bu kardeşte 12 tane vardı. Daha şu an nerede ve ne yaptı bilmiyorum şahsen. Sizi bilmiyorum ama bence bu eşya bu fiyata değer. Birincisi, ben bıçaklara bayılıyorum. M9 olmasa da daha şu kelebek falan. Ve kırmızı rengi seviyorum. Ve eğer bu Çinli kardeşim beni izliyorsan, can you give me this skin please? Sırada ise PUBG var ve çok üzücü bir olay. Olive Branchpen oyundaki en nadir eşyalardan bir tanesi. Hatta en nadir, düşme ihtimali gerçekten çok düşük. 0,0009. Ve eşyanın fiyatı 30 bin dolar. Her ne kadar PUBG'nin artık battığını, eskisi gibi olmadığını söylesem. Evet, oyunda hala bir sürü ilacı var ama oyunda Çinliler de var. Ve Çinalıların skinleri ne kadar sevdiğini hepimiz biliyoruz. Ve eğer oyun oynamışsanız, ki söylememe bile gerek yok, onların nasıl olduğunu biliyorsunuz. Ve işte 2K18'de PUBG skin değişimlerini durdurdu. Hani belki yapanlar vardır, bir tane bot arkadaş çekiliyorsunuz, ona skin'i gönderiyorsunuz, o gidiyor onu satıyor, parası da size geliyor. Yani gayet yasal ve legal bir yol. Ve şu an dünyada bu eşyanın olduğu sadece iki kişi var. Bir tanesi Cat isimli bir kız kardeşimiz, kendisi yengeniz olur. Yani olacaktır yani, işlemler devam ediyor. Diğeri de Danimarka'dan başka bir kardeşimiz. Ve Danimarkalı kardeşimiz benim bahsettiğim yoldan o skin'i satmaya çalışmış. Opskin sitesini kullanarak bot arkadaşlık ekledi, ona eşyayı gönderdi ve onun satmasını bekliyor. Ve PUBG değişimleri durdurduğu için satamadı. Ve o botu bulmayı da başardım. Opskins bot 2708. Ve işte gördüğünüz tava. Ve başka eşyalar da var. Muhtemelen başka insanlar da satmaya çalışmış ama durdurulduğu için satamamışlar. Ve şimdi yengenize gelelim. Ondaki durumlar bu kadar kötü değil. Eşya hala onda ama Steam'deki fiyatı 2000 dolar. Ama koleksiyoncular arasında 30 bin dolara kadar çıkıyor bu fiyatı. Bazı Çinli kardeşlerimiz ona 2500'e satar mısın falan diyorlar ama
yarısı bile değil lan. Geçenlerde kendisi Reddit'te söyledi, bir tane Çinli kardeşimiz 10 bin dolara satın almak istiyormuş. Ama şimdi nasıl çevirebilirim ki bunu? Yengeniz o Çinli'ye güvenmiyor, Çinli kardeşimiz de yengeme güvenmiyor. Bunu yaptığı için onunla bir konuşacağım zaten, ayrı bir mesele de. İşte bu yüzden o da böyle kaldı işte. Durum pek iyi değil. Hatta hiç iyi değil. AK-47 Harband. 4 sene önce bir tane ünlü YouTuber kardeşimiz bu skin'i çıkarmayı başardı. Ve ne desem az yani, sadece video izleyin. Case hardened. Oh, look at the screen, not the... No, really? Yeah. Fuck, as man. As soon as we left. Let's go. Did you get a blue one? I'll check. If I got the blue one, I'd probably be very happy. Whoa, give me AK-case hardened! The best pattern! It's the best pattern! It's the best pattern! I got the best pattern! Hey, I got score pattern! I got score pattern! I got score pattern! This is worth so much money! Oh my god! This is worth more than 1,000 keys! This is worth more than a Karambit Sapphire! This is worth... Ve 1,5-2 ay önce o skin'i 32 bin dolara sat. Söylediğine göre satan kişi doğudan birisiydi. Muhtemelen Dubai'den filandır. Nedense bu skin benim hoşuma gitmedi. Yani var mı yok mu belli bile olmuyor aslında. Pembe Savaş Köpeği Dota 2. Dota aslında LoL gibi bir oyun, sadece Rusya'da oynanıyor. Eğer ki Rusya'da yaşamaya devam etseydi muhtemelen ben de Dota oynardım. Ve bu LoL... bu Dota tarihinin en pahalı skin'i. Ve fiyatı dediklerine göre artmaya devam ediyor. Şu anki fiyatı 38 bin dolar. Öyle bir fiyatının olmasının nedeni Dota'da pembe renk çok az bulunur. Ve söylentilere göre onu da bir Çinli koleksiyoner satın aldı. Ejderha Yumurtası Entropia Universe. Kendi sağ yumurtama iddiaya girelim ki bu oyunu hayatınızda ilk defa duyuyorsunuz. Hikayeye göre insanüstü güçlere sahip olan Aatrox, çöl rangerları tarafından öldürüldü ve yumurtası kayboldu. Ve o yumurtanın içinde ne olduğu bilinmiyordu. Bu yüzden 6 sene boyunca oyuncuların en fazla merak ettiği şey bu oldu. Bunun sayesinde de fiyat arttı tabii ki. İlk başta 10 bin dolara satılan bu yumurta en son satıldığında 70 bin dolardı. Ve 2 sene boyunca son alıcısında kaldı. Sonra yumurta çatladı ve içinden Fifox isimli değişik bir yaratık ortaya çıktı. Ve bu yaratık Entropia Universe dünyasında çok büyük tehditler oluşturuyordu. Bu yüzden başka oyuncular birleşerek ona karşı raid bile oluşturdular. Ne kadar sıkıcı bir hayatım varmış. Sırada yine CSGO ve yine bizim Çinli kardeşimiz. M4A4 Hall Star Trek. Artı 4 tane Eye by Power çıkartması. Ki bunların fiyatı 2K15'te 75 bin dolardı. Sizi bilmem ama ben M4A4'ü M4A1'e göre daha çok seviyorum. Ve eğer Dubai'nin prensi olsaydım veya bir koleksiyoner olsaydım muhtemelen M4A4'ü skin alırdım. Amsterdam'ın tamamı Second Life. Muhtemelen bu oyunun da ne olduğunu bilmiyorsunuz ama Kore'de acayip popüler bir oyun. Özet geçeyim, eğer gerçek hayatta bir izikseniz bu oyunu indiriyorsunuz, Second Life, ikinci hayat. Ve burada kendi hayatınızı yapıyorsunuz. Oyunda doğumdan, ki doğum derken karakterinizi tasarlamaktan, evlenip çocuk yapana kadar devam ediyor. Ve Amsterdam'ın fiyatı 80 bin lira. Bu GTA ve Sims karışımı olan ve grafikleri GTA 3'e gibi olan oyuna insanlar gerçekten donate atıyor. Case Harband Karambit. Keleşe olan skinin aynısı, sadece karambit üzerinde. Bu skin zamanında 120 bin dolara satın alındı. Maalesef satın alan kişi profilini gizledi ama aynısı bizim Çinli kardeşimiz var. Bir buradan bakabilirsiniz. Ve videonun ortalarında bahsettiğim YouTuber kardeşimiz bu skini çıkarmayı başardı. Sizi ileride neyin beklediğini şu an tahmin edebiliyorsunuzdur. Anthony Hero Siren. Aa, det är alltså det är för bra för mig alltså. Jag satsar på en stark Cobalt Haft. KNIV! KNIV! Snälla Star Trek för fan! Snälla, gud, nej, helt guld! Karambit guld! Keleşte olduğu gibi bıçak üzerinde de bu skin'i gerçekten hiç beğenmedim. Yani abi skin gözükmüyor bile, neyini seviyorsunuz bunu? Ve yine hiçbirimizin bilmediği oyun Entropia Universe. Calypso dünyası 6 milyon dolar. Ve bu eşya dünyanın en pahalı sanal eşyası olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bu aslında bir skin. Evet, kendi dünyanıza aldığınız bir skin. Ama tabii ki bu satın alan kardeşimiz mal gibi 6 milyon dolar vermedi. Aldığı dünya üzerine yeni insanlar geldi ve birkaç yıl içerisinde 945 bin tane insan oynadı o dünyada. Ve tabii ki kardeşimiz buradan iyi para kastı. Ve dediklerine göre 2015'te zaten bu paranın kat kat fazlasını aldı. Şu an artık tahmin edemiyorum ne kadar aldığını. Cidden lan, 2015'te artık kâra çıktıysa 5 yıl geçti üstüne. Allah bilir kaç para kazandı, ibne ya.
Ve evet Nigar Bayram 10 dakikaya oyuna challenge'a hoş geldiniz. Eğer bilmeyenler varsa söyleyeyim. Bayram kardeşimiz video 10 dakika yapmaya üşendiği için burada boş boş konuşarak onu 10 dakikaya tamamlamaya çalışacak. Instagram ve Discord linki açıklama kısmında ikisinden birine gidebilirsiniz. Hatta ikisine de gidebilirsiniz. Evet size izin var, ikisine de gidin. Anormal alemimize katılmayı unutmayın ki katılım ücretsizdir ve videoya like atarsanız ki atmazsınız bir zahmet 2 gündür ben bu video için uğraşıyorum. Siz de bir zahmet şurada bir tanesi de şu like'a basın. Ve şimdi outro ve intro ile beraber video muhtemelen 10 dakikaya zaten yuvarlanacaktır. Yuvarlanmazsa da biraz daha konuşuyorum. Eğer şu an konuşuyorsam muhtemelen yuvarlanmamıştır.